Ergün Ortadoğu'da Orta Doğu'da Savaş Suudi Arabistan Kralı Abdullah Zatüre'den öldü. Bunun ne kadar doğru olduğu yakında ortaya çıkacak. Kralın eceliyle mi yoksa bir el devreye girdiği için mi öldüğü anlaşılacak. Kral Abdullah yaşamının son günlerinde aldığı kararla dünya dengesini bozdu. Petrol fiyatlarını indirerek Rusya ve İran'ın büyük zarar görmesine yol açtı. 150 dolardan gelen petrolün 15 dolara ineceği bile konuşulur olmuştu. Demek ki petrol ekonomik değil siyasi bir güçtü. Amerika istediği için çıkıyor ya da iniyordu. Birileri de buna karşı direniyordu. Bu büyük kavganın ilk raundu Suudi Arabistan'da ikincisi ise kesinlikle Türkiye'de olacaktı. Dün de yazdığım gibi Suudi Arabistan ve Türkiye ile iyi geçinen küresel kontrolü ele geçirirdi. Irak'ı da işin içine kattığınız zaman kimse karşınızda duramazdı. Suudlarla petrolün fiyatını Irak'la alternatif gücü Türkiye ile de enerji trafiğini kontrol edebilirdiniz. Yani merkez Müslüman coğrafyasıydı. Obama'nın başsağlığı için gittiği Riyad'a beraberinde James Baker, Brent Scowcroft ve Condoleezza Rice'ı götürüyordu. CIA başkanı da oradaydı ama görünen o ki bu ziyaret beklenen sonuçları vermedi. CIA eski analisti Bruce Riddle, 79 yaşındaki yeni Suudi kralı Selman için Alzheimer dedi. Hasta olan birinin koltuğa gelmesi isteniyorsa belli ki üzerinden operasyon yapılacaktı. Bunları geçtiğimiz hafta yazdım çünkü böylesine önemli bir ülkede böylesine anormal işler olamazdı. Suudi Arabistan sadece bir krallık değil, dünya petrol krallığıydı. Yeni senaryo, Kral Abdullah'ın öldüğü ya da ölümüne karar verildiği andan itibaren hayata geçirildi. Suudi Arabistan veya bir başka Müslüman ülkeye etki edebilecek iki güç vardı. Amerika ve İngiltere. Zaten bunu Kral Selman'ın yerine geçmesi muhtemel iki pre Prense baktığımızda görüyorduk. Selman'dan sonra tahta Veliaht Prens Nayef bin Abdülaziz el-Suud veya Mukrin bin Abdülaziz el-Suud geçecekti. Mukrin 1968 yılında Cranwell'daki İngiltere Kraliyet Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra yine aynı okuldan askerlik bilimi üzerine yüksek lisans derecesi aldı. Prens emekliliğine kadar Suudi Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Nayef ise Amerika'daki Lewis and Clark College'da siyaset bilimi okudu. 1985-88 yılları arasında FBI'nin güvenlik eğitimlerine katıldı. Mukri'nin en önemli özelliği istihbaratın başında olmak istemesi ve bunu yönetmesiydi. Her gün onlarca tehdit telefonu ve mesajı alanların yaşadığı bir ülkede istihbarat hayati önemdeydi. Mukrin veliaht prens olunca çok gariptir. Suudların Amerika'daki en güçlü ismi olan Prens Bender'i yedi. Bender 22 yıl Washington'da büyükelçi olarak görev yaptı. Telefonla görüştüğü için 25 dakika Amerikan başkanını kapıda bekletecek kadar güçlüydü. Ve dün de çok daha ilginç bir olay yaşandı. Winnell isimli şirkette çalışan iki Amerikan vatandaşı vuruldu. Krallığa bağlı resmi haber ajansı kaynağı belli olmayan bir saldırı demekle yetindi. Oysa olay çok önemliydi. Belki dünya basınında küçük bir haber olarak kalacaktı. Zaten böyle olurdu. Büyük sonuç doğuracak küçük olaylar görülmezdi. Winnell 1975'ten beri Suudi Arabistan'da yer alıyordu. Görevi Suudi askeri ve istihbarat birimlerini, güvenlik muhafızlarını eğitmekti. Kadrosu Irak'taki Blackwater gibi eski CIA ajanları ve Amerikan ordu mensuplarından oluşuyordu. Şirketin dünya çapında faaliyet gösteriyor görünse de, Vinal Arabia sadece Suudi Arabistan'da vardı. Winnell için Fahrenheit 9-11 belgeselinde çok ilginç tespitlerde bulunuluyordu. Şirketin Carly Group ve Bush ailesiyle yakından ilgisi olduğu söyleniyordu. Zaten şirketi biraz kurcalayınca altından büyük bir güç çıkıyordu. Winnell, Amerika'nın en büyük yüz şirketi arasında yer alan Northrop Grumman'ın bir yan kuruluşu olarak görülüyordu. Ama daha da ilginci Northrop'un merkezi CIA'nin bulunduğu Virginia'ydı. Şirket Amerika'nın en büyük silah şirketlerinden biriydi ve ortakları arasında Bush ailesi de bulunuyordu. Bush ailesi ise Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Baker'ın ağzının içine bakardı. Dick Cheney gibi Amerika'nın en etkili ailesiydi ve Obama ile birlikte Riyad'a gitmesine rağmen demek ki Baker'da etkisi kalıyordu. Bir güç Amerika'nın Suudi Arabistan'da güçlü olarak yoluna devam etmesini istemiyordu. Eğer bu Rusya olsaydı, petrol fiyatlarını indiren kraliyet ailesine hedef alırdı. Oysa aileye yönelik bir tehdit ya da saldırı yaşanmadı. Almanya'da Suudlara mesafeliydi. Merkel açıkça bunu söylüyordu. Ama onlardan da hanedana ilişkin bir mesaj iletilmedi. Aynı şekilde Charles Hebdo ile canı yanan Fransa'dan da bir ikaz gitmemişti. Amerika'nın da kendi kendine uyarı verecek hali yoktu. Kendi CIA mensuplarının görev yaptığı... Böyle durumlarda hep çalışanlar emekli vurgusu yapılır. Şirketi vuracak değillerdi. Böyle yapsalar da ihaleyi yıkacak birileri gerekirdi. O yoktu ortada. Demek ki ortalarda görülmeyen bir akıl yine sahne alıyordu. Petrol fiyatlarıyla Rusya'nın yere serilmesinden en çok hoşlanacak olan İngilizlerdi. Çünkü Avrupa'nın bir bütün olarak birleşmesinden en çok onlar huzursuzdu. Bunu da Washington'a sizin sonunuz olur korkusuyla veriyorlardı. Haklıydılar ama kendilerinin de hesabı vardı işin içinde. Londra, içerideki faiz lobisiyle birlikte son günlerde peş peşe uyarılarla gelmeye başladı. İsimlerini yazmayacağım ama Ankara'daki adamları güçlü. Kabul edelim ki paraya onlar hükmediyor. Petrol fiyatları serilirken bile doları fırlatmayı başarıyorlardı. Az bir iş değildi bu. Kendi adamlarını korumak ve Türkiye'nin Avrupa ya da Amerika tarafında yer almasını engellemek için Suudlardan sonra buraya geleceklerdi. Dolma bahçeye atılan patlamayan bomba, Sultanahmet ve Taksim'deki polise saldırılar bunun öncüsüydü. Parayı bize bırakırsanız, yaşarsınız, tehdidiyle geliyorlar. İngiliz ekolünden olmayanların paranın yönetimine geçmesini istemiyorlardı. Çünkü Türkiye'yi durdurmanın en etkili yollarından biri faizin yaşamasıydı. Londra'ya akan Arap parası bize gelseydi, süper güç olurduk. Ama bize şeriat getiren para onlara mutluluk getiriyordu. Kraliçenin buradaki hayallerini bitirmeden bize rahat yok. Eskiden olduğu gibi Türkiye'yi tapulu malı görüyor. Bunun böyle olmadığını anlatmanın en kolay yolu birlikten geçer. Yine geliyorlar. Bu kez aynı hataya düşmeyelim. Ülkemiz için bağımsızlık için şehitlerimiz için tek vücut olalım. Şimdiye kadar yapamadığımız buydu. Ergün Diler Takvim